Şube Müdürlüğü ve Zeytinburnu Hizmet Binası açılış programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Kıymetli konuklarımız, 15 mahalle ve 228.759 nüfusa sahip olan Bakırköy ilçemizde 112.247 aboneye, 13 mahalle ve 293.839 nüfusa sahip olan Zeytinburnu ilçemizde ise 120.764 aboneye hizmet verecek olan İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü binamızın açılış töreninde çok değerli isimlerin konuşmalarıyla programımıza devam edeceğiz. Şimdi protokol konuşmalarının ilkini gerçekleştirmek üzere İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başay'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, ev sahibi Zeytinburnu'muzun değerli belediye başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sevgili Zeytinburnu, Bakırköy'de hemşehrilerim ve sevgili İSKİ ailem. İSKİ Zeytinburnu Hizmet Binası açılış törenine hoş geldiniz diyor. Şahsım ve genel müdürlüğüm adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, değerli konuklar. İstanbul genelinde gerçekleştirmiş olduğumuz dev yatırım ve işletme faaliyetlerimizin yanında idaremizin görünen yüzü olan abonelik hizmetlerinde de insan odaklı, çağın gereklerine uygun ve dijital çözümler sunan bir anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oldukça yaygınlaştırdığımız online hizmetlerle abonelik işlemlerini 7/24 saat kolaylıkla gerçekleştirme imkanı sunarken, hizmette halka yakınlık ilkesi gereği İstanbul'umuzun 31 ilçesinde yer alan şube müdürlüklerimizle de vatandaşlarımıza haftanın 7 günü ulaşıyoruz. Haftanın 7 günü diyorum, zira şube müdürlüklerimiz cumartesi öğlene kadar da hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu noktada abonelerimize hizmet verdiğimiz binaların fiziki şartlarını ve standartlarını yükseltmeye de azami gayret ediyoruz. Bugün açılışını yapacağımız Bakırköy Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Hizmet Binası da bu kapsamda yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi. Bu alanda daha önce Fatih Şube Müdürlüğümüze bağlı Zeytinburnu Teknik Şefliğimiz hizmet veriyordu. Hemşerilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunmak adına mevcut binayı yıkarak bu alandaki bu yeni ve modern binayı inşa ettik. Bu arada Bakırköy Şube Müdürlüğü binasının deprem analiz raporları olumsuz gelince Bakırköy Şube Müdürlüğümüzü de buraya taşıma kararı aldık. Toplam inşaat alanı 6768 metrekare ve 32 araçlık otoparkı bulunan ve yaklaşık 95 milyon liraya mal olan İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü Zeytinburnu Hizmet Binamızda başta Bakırköy ve Zeytinburnu sakinleri olmak üzere tüm İstanbul'lu hemşehrilerimize çok daha iyi fiziki şartlarda hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca şunu ifade etmek isterim ki İSKİ Bilgi İşlem Altyapımız sayesinde İstanbullular hangi binamıza gelirse gelsinler, hangi ilçeye binamıza gelirse gelsinler, ilçe farkı gözetmeksizin tüm abonelik işlemlerini kolaylıkla yapabilmektedirler. Bu arada Bakırköy ilçemizi de unutmuş değiliz. Bu ilçemizde de yeni bir hizmet binası için proje çalışmalarımızı önemli ölçüde tamamladık. Yatırım programını alarak en kısa zamanda Bakırköy'ümüze de yeni bir hizmet binası kazandırmak için elimizden gayreti göstereceğiz. Dolayısıyla Bakırköy Şube Müdürlüğümüz yeni hizmet binasına gittiğinde burası Zeytinburnu Şube Müdürlüğü olarak tekrar dizayn edilecek. Sözlerimi tamamlarken bizlere kadim İstanbul'a hizmet etme fırsatını tanıyan, verdiği talimatlarla açılışını yapacağımız binanın tamamlanmasını sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve projeyi hayata geçiren tüm çalışma arkadaşlarımıza, bilhassa bu yatırımı gerçekleştiren su inşaat dairemize, İç dizaynını sağlayan destek hizmetleri ve teknik altyapıyı yapan bilgi işlem birimimize ve yüklenici firmaya ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Sözlerime son verirken başlattığımız bir kampanyadan da kısaca söz etmek isterim. Ormanlarımızı korumak ve yeşilimizi daha çok sahiplenmek ve Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu Yeşil İstanbul vizyonuna katkı sunmak için çevreye duyarlı yönetim anlayışı ile İstanbul genelinde dijital fatura uygulamamızın başlattık ve artırarak yaygınlaştırıyoruz. Ancak henüz arzuladığımız seviyeye ulaşmış değiliz. Bu vesileyle tüm İstanbullulardan ve değerli Azurundan dijital fatura uygulamamıza katılmalarını
ve yeşili ve ağacı korumak için bizimle daha çok işbirliği içinde olmalarını arzu ettiğimizi huzurlarınızda ifade etmek istiyor. Tüm katılımcıları tekrar saygıyla selamlıyor ve yeni hizmet binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Efendim bizler de İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Şafak Başa'ya değerli paylaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'u kürsüye davet ediyorum. Çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Genel Sekreterimiz, İSKİ Genel Müdürümüz, siyasi partilerimizin değerli başkanları, meclis üyelerimiz, tesis mahalle muhtarımız, binamızın mahallesi diyelim. Değerli belediye meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli komşularım, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılışlar, temel atmalar hepsi heyecanlı işlerdir. Temel atma yaparken zamanında bitirip bitirmeyeceğinizi düşünürsünüz. Kazasız belasız bitirmenin heyecanı olur. Ama açarken bir işi tamamlanmış olmanın huzuruyla zevkli, keyifli bir iş yaparsınız. Bugün böyle güzel bir törende bir arada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2018 yılında başlanan ve bugün açılışını yaptığımız bu bina, bundan önce yapılan işler gibi Zeytinburnu'nda hayatı kolaylaştıracak, hemşehrilerimizin İSKİ ile ilgili işlemlerini hızlandıracak. Bu bakımdan başlatan belediye başkanımız, geçmiş dönem belediye başkanımız olmak üzere tamamlanmasında emeği geçen değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese, İSKİ'nin yetkililerine, yüklenicilerine, velhasıl dokunan, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizler de Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, bu özel günde konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Evet, havalar ısınıyor, yaz dönemindeyiz. Ama havalar ısındıkça bir yandan da işlerimizin de seyrini İstanbul'da hızlandırıyoruz. Özellikle kentimizin ihtiyacı olan altyapı, asfalt ve bunun gibi çevreyle ilgili düzenlemeler tam da bu ortamda, havanın güzelliğinde fırsatı değerlendirerek aynen pandemi döneminde olduğu gibi insanlarımızın ne yazık ki o endişeli günlerinde, sıkıntılı anlarında evlerinden çıkamadığı ortamda biz çok güzel işleri başararak İstanbul'da belki de uzun yıllardır ihmal edilmiş altyapı sorunlarını gidererek yüze yakın noktada İstanbul'da su baskını, sel gibi ortamlarda ne yazık ki nahoş görüntülerin oluşmasını engelleme noktasında büyük emek sarf ettik. İşte bu sıcak günde de belki burada kalabalığın da etkisiyle biraz terliyorsunuz ama ben öncelikle bu bina ve buna benzer bütün yatırımlarımızın, bütün işlerimizin, İstanbul halkına hizmet sunma çabası içinde koşturan eden, bütün alın teri döken emekçilerimizin hepinizin huzurunda alın terlerine teşekkür ediyorum, emeklerine teşekkür ediyorum, hizmetlerine teşekkür ediyorum. Bu sözlerle başlamak isterim. Bugün Zeytinburnu'ndayız. Değerli belediye başkanımız burada. Değerli İSKİ Genel Müdürümüz, çalışma arkadaşlarım burada. Çok kıymetli siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları burada. Ve hanımefendiler, beyefendiler, İSKİ'nin kıymetli çalışanları, güler yüzlerinden bir kısmının anlıyorum ki kadın çalışanlarımız böyle çok güler yüzlü ve güzel bir ortamda çalışmanın ve moralinin onlara yansıdığını görüyorum. Ne mutlu. Tabii ki muhtarımızın da yüzü gülüyor. Onu da hissediyoruz. Muhtarlarımız da bizimle beraber. Sevgili dostlar, İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü ve tabii Zeytinburnu Hizmet Binası'nın açılışını yapıyoruz. Genel Müdürümüz gerekli detayları aktardı. Burada
Zeytinburnu Hizmet Binamızda geçici bir zaman dilimi de olsa Bakırköy ile ilgili de hizmetlerimiz sunulacak. İnşallah sadece Bakırköy değil, eksikliği olan diğer ilçelerimizde de hizmet binalarımızı yapıyoruz. Bitirdiğimiz var, bitmek üzere olan var. Yakın zamanda bildiğim kadarıyla Çatalca'yı da hizmete açacağız. O bakımdan İSKİ bu zor koşullarına rağmen ne yazık ki arzu ettiğimiz tarife imkanlarının sağlanmamasına rağmen, bu zorlukları aşamamamıza rağmen elinden gelen en üst seviyede yatırımı ihmal etmeden süreçleri yönetme kabiliyetini ortaya koyuyor. İsteriz ki İSKİ gibi kurumumuz her şeyin üstünde tutulan sistemi itibariyle hayatın en önemli ihtiyacı olan suyu bu kentteki 16 milyon insana sunan ve ilginç bir araştırma yapıldı arkadaşlarım tarafından. Geçmiş yıllarda kişi başına su tüketim miktarı üzerinden, yaklaşık su tüketim miktarı üzerinden bugün her ne kadar 16 milyon insanımıza hizmet ediyoruz desek de konut yerleşimi üzerinden baktığımızda, sistemi ona göre böldüğümüzde, matematik hesabından bahsediyorum. Bugün bu kentte neredeyse 19 milyon civarında insana su hizmeti veriyor. Bu aslında gizli nüfusu bize gösteriyor. Bu kadim kentin böylesi hayati ihtiyacının ama mecliste ama diğer kurumlarda hak ettiği itibarı, hak ettiği işletme kolaylığını elde etmesi şarttır. Şu anda Türkiye'de neredeyse en ucuz suyu sunmak durumunda kalan İSKİ kurumumuz, dediğim gibi zor koşullarına rağmen %13-14 seviyesinde aldığı bu binayı da tamamlama başarısını göstermiştir. Arzumuz daha hızlı, daha pratik ve daha önemli işlerin de altına hep birlikte imza atmak. Değerli dostlar, bakınız, koltuklar kimseye ait değil. Belediyedeki makamlar kimseye ait değil. Geçmişte bu kuruma hizmet eden insanlarımız var. Örneğin daha düne kadar genel müdürlüğümüzü yapan kıymetli yol arkadaşımız var. Bugün yerinde başka birisi var. Herkesin emeğine minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da hizmet edeceklere teşekkür ediyoruz. Kurumlar kalıcı, kişiler geçici, partiler ise bu süreçlere hizmet etme noktasında araçtır. O bakımdan esas olan devletimiz ve milletimizdir. Yaptığımız her iş milletimize aittir. Devletimizin bir kurumumuzun bir işidir. O bakımdan biz bu anlayışla hiçbir yerde siyasi parti ismi anmadan, siyasi partilere bu işi mal etmeden yatırımları yaptığımızı ve milletimize armağan ederken de görevimizi yerine getirdiğimizi altını çizerek belirtiyoruz. Sebebi şu, bu anlayışın doğru olduğunun önemle insanlarımıza aktarılmasıdır. Gerçekten bu anlayış doğrudur. Bu bizi birleştirir, bütünleştirir, buluşturur. Bir arada konuşmamıza, bir arada düşünmemize, bir arada fikir üretmemize sebep olur. O bakımdan bugün gerçekten burada başlangıcından bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür edeceğimizde bir bina yapılmıştır. Dolayısıyla kimler hizmet görecek? Bakırköy ilçemizde yaklaşık 228 bin nüfusa sahip bir alan, Zeytinburnu'nda ise 293 bin nüfusa sahip bir alan. Yani nereden baksanız 550 bine yakın insanımız hizmet görecek. 550 bin insanımız, 550 bin insanımızın hizmet göreceği bir yerin hizmet aldığı noktada hepimizin çok hassasiyetle buna hizmet etme noktasında hiçbir detaya bakmaksızın yol almamız gerekir. Değerli arkadaşlar, çalışanlarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Çalışanlarımızın çağdaş ve ferah içerisinde
daha iyi koşullarda iş yapmalarını istiyoruz. Bugünün zor koşullarını aşmakta, ülkemizin ekonomik koşullarını aşmakta zorlanırken gerçekten ben özellikle emekçi dostlarımızın yanında olduğumuzu ve onları koruma kollama noktasında devletimizin her kurumu olduğu için bizlerin de özenle hassasiyet gösterdiğini ve göstereceğini belirtmek istiyorum. Tabii onlar kendilerini iyi hissettikçe hemşerilerine de güler yüzle ve güzel ifadeleriyle hizmet edeceklerdir. Bütün çalışma arkadaşlarımdan istirhamım şudur. Vatandaşlarımıza, 16 milyon insanımıza hizmet etmek kutsal bir iştir. Bu kutsal görevin içinde bulunmanızdan dolayı bence kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Aynen benim gibi ben de bugün kendimi çok kutsal bir şehre, çok kutsal bir ortama ve topluma hizmet etmenin şanslı bireyi olarak görüyorum. O bakımdan vatandaşlarımızı her ne koşulda olursa olsun sükunetle, güler yüzle ve özenle hizmet etmenizi istiyorum. Elbette ki vatandaşlarımızdan da bu hizmeti aldıktan sonra memnuniyetlerini diliyorum. Değerli arkadaşlar, çalışan insan huzuru, çalışan iş gücünün imkanları, iş gücünün ortamı, koşulları değerlidir. Her çalışanınıza değerini hissettirmelisiniz. İster küçücük bir dükkanınız olsun, ister bir işletmeniz olsun, ister koca bir fabrikanız olsun. Hayat böyle bir şeydir. Emekçinin güzel, kendini iyi, huzurlu ve güvende hissettiği toplum daha güvende olur ve olacaktır. Bu vesileyle özellikle dün hayatını kaybeden ve hepimizi çok derinden üzen doktorumuzla ilgili şu hassasiyeti belirtmek istiyorum. Hekimlerimiz bu ülkenin en değerli meslek kollarından bir tanesidir. Çünkü hayatımızı emanet ediyoruz. Bazen kendi canımızı, bazen en sevdiğimiz çoluğumuzu, çocuğumuzu, annemizi, babamızı onlara emanet ediyoruz. Dolayısıyla bu ne yazık ki katliamı gerçekleştiren aklı ve zihni elbette ki kınıyorum. Hukuk gereken cezayı verecektir. Hayatını kaybeden hekimimize ve bütün hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün hekimlerimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir ortamı hiçbir zaman yaşamayız. Bu vesileyle Zeytinburnu'lu hemşerilerime önümüzde yarın Arife günü ve sonrasında Kurban Bayramı'na giriyoruz. İyi bir Kurban Bayramı geçirmelerini, aileleriyle beraber huzur içerisinde komşularıyla buluştukları, selamlaştıkları, birbirlerinin bayramlarını tebrik ettikleri ve paylaştıkları, paylaşmanın en önemli, en değerli anlarından biridir Kurban Bayramımız. Her aslında manevi buluşmalarımızda paylaşma duygusu çok özeldir. Ramazan öyledir, Ramazan bayramımız öyledir, Kurban Bayramımız da öyle. Bu paylaşma duygusunu lütfen yitirmeyelim ve destekleyelim. Aynı zamanda bu kurban döneminde belediyelerimizin kurban kesim alanları var. Belediyelerimiz ama ilçe ama büyükşehir belediyelerimizin hizmetleri var. Lütfen kurallara uyalım. Sağda solda kötü görüntülerin oluşacağı bir takım kuralsız uygun olmayan koşullarda kurban kesimi yapmayalım. Yapanları uyaralım. Bilsinler ki bu konuda ceza işlem uygulamak zorundadır kurumlarımız. Bu bağlamda bu Kurban Bayramı'nın hassasiyetlerine uygun bir kesim yapılmadığı zaman inancımızın bir vecibesi olan bu işlemin de açıkçası karşılık bulamayacağını düşünüyorum. O anlamda lütfen bütün vatandaşlarımız bu hassasiyetle kurban kesimlerini yapsınlar. Bir başka duyuru, İstanbul'un en güvenilir kurumu bize göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Elbette her kurum değerlidir ve güvenilirdir ama İstanbul'un en çatı kurumudur İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Dolayısıyla bu belediyemizin bir vakfı var, İstanbul Vakfı. İstanbul Vakfı 2 yıldır yaptığı
kurban kesiminin bu senede üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Ve geçen sene kesilen kurbanlardan oluşan etler 130 bin haneye dağıtıldı. Yaptığımız tespitlere göre kıymetli hemşehrilerim, 300 bin ila 400 bin hane arasında haneye ne yazık ki kurban değil, bırakın kurbanı, et girmemektedir. Onun için bu paylaşım duygusu içerisinde kurbanlarınızı İstanbul Vakfı'na bağışlayabilirsiniz. Bağışlamak derken sizin adınıza kesimlerimizi yapıyoruz ve en ufak bir israf olmadan, en ufak bir kayıp olmadan, yani kavurmalar yapılıyor, suyundan bile insanlara dağıtarak o suyun bile faydası var. Dolayısıyla sizin katkılarınızda yine on binlerce, hatta belki yüz binlerce ailemize kurban etlerinizi dağıtacağız. İstediğiniz kadarı da sizin evlerinize teslim edilecek. Bu bağlamda İstanbul Vakfı hesabına girip işlemlerinizi yerine getirip kurbanınızı kesim noktasında bize emanet edip vekaletinizi verebilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Sizin adınıza inancımızın bütün kurallarına ve hassasiyetlerine uygun bir biçimde kesimlerimizi yaparız. Bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bu güzel tesisimiz Zeytinburnu'na ve Bakırköy'e hayırlı olsun, güzel hizmetleri olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz biz de. İSKİ hizmet binamızın açılış töreni burada sona erdi. Kıymetli konuklarımız, şimdi fotoğraf çekimi için sizleri dışarıya davet edeceğiz. Fotoğraf çekiminin ardından da yine İSKİ hizmet binamızın içerisinde hizmetimiz yine kesintisiz devam edecek. Kıymetli başkanımız bina içerisinde şu anda bilgi alarak geziye başlıyor. Fotoğraf çekimi için de bina dışında önünde tekrar bir araya geleceğiz sevgili konuklar.